Ahmet Milletvekili. Yine CHP Dersim İl Başkanı aramızdalar. Geçen gün bir evin kapısına yine bir nefret söylemiyle bir yazı yazıldı. Sesimizi böyle kısacaklarını sanıyorlar. Bu hakikatin sesini. Mikrofon olsa da olmasa da konuşmaya devam edeceğiz. Alevi sorunu meselesinin çözülmesinin yolu yine demokratik cumhuriyettir. Eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşama iradesinin hayata geçmesidir. Bunun için bir demokratik anayasa kaçınılmazdır. Alevi yurttaşların haklarının amasız, fakatsız yerine getirilmesidir. İktidar ne yapıyor? Kapıya yazılan yazıya büyük bir tepki gösteriyor. Yine şov peşinde. Yakalanacakmış, cezalandırılacakmış. Oraya o yazıyı yazanı yakalamanız, cezalandırmanız Alevi sorununu çözmez. Alevi sorunun çözülmesi için bunun siyasetinin yapılması, bizzat Alevilerle bunun siyasetinin var edilmesi gerekiyor. Ama siz mezhepçisiniz. Siz Alevileri yok sayan bir zihniyete sahipsiniz. Tam 17 yıldır iktidardasınız. Hangi sorunu çözdünüz? Bırakın çözmeyi, bütün sorunları büyüttünüz. Yine bu ülkenin en büyük sorunlarından biri Kürt sorunudur. Bakın, Kürt sorununun çözümünün nereden geçtiğini defalarca söyledik. Şimdi Kürt sorunu küresel bir meseledir. Bu küresel meseleyi çözmek için bir gün Washington'a gidiyorsun, bir gün Moskova'ya gidiyorsun. Ama unutma, bu meselenin çözümü İmralı'dan geçer, İmralı'dan. Biz HDP olarak tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki bu meselenin nasıl çözüleceği bellidir. Bu çözüme gelmeyenler, bu çözümü konuşmayanlar, çözümden kaçanlar aslında bu ülkeye kötülük ediyorlar. Evet, kayyım şiddettir. Kayyım hukuksuzluktur. Siyasete acze düşmektir. Kayyım aslında iktisaden talandır, yolsuzluktur. Bugün kayyım atanan belediyelerimizde bir suç yoktur dedik. Ama kayyımın bizzat atanması başlı başına yasa tanımazlıktır, hukuk dışılıktır. Bu çürümüş zihniyete karşı hodri meydan dedik, erken seçim dedik. Evet, seçim zamanıdır. En kısa zamanda bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu iktidar çünkü ülkeye her gün yeni bir kötülük ekliyor. Bu ülkeye her gün yeni bir kötülük dayatıyor. Bütçeye bakın. Mecliste bütçe görüşmelerine bakın. Getirdiği tek şey zulümdür. Doğa katliamıdır, emek sömürüsüdür. Getirdiği tek şey yoksulluktur. Halka getirmiş olduğu hiçbir iyilik, hiçbir yarar yoktur. O yüzden diyoruz ki erken seçim. Bütçe hakkımız için istiyoruz erken seçimi. Adaletli bir Türkiye için istiyoruz. Demokratik bir Türkiye için istiyoruz.